Şöyle bir durum var, yayından önce de söyledim. Herkes böyle bir ölü toprağa serpilmiş gibi. Evet. Mesela bir arkadaşım demiş ki bütün enerjimi sınav sürecinde ben kullandım. Evet. Artık tercih için böyle elimi kaldıracak halim kalmadı. Gücüm kalmadı. Evet. Tükenmişlik sendromu bu, hani meşhur var ya, o olunca. Evet, yani denilebilir. Üst üste çok yorucu süreçler, mini ve orta travmalar yaşadık sene boyunca. Çocuklarımız yoruldu. Anne babalar da çok yoruldu, yıprandı. Herkes bir tatile akın akın gitti zaten. Hiç bu kadar ihtiyacımız olmadı sanki tatile. Yani evi kapalı kapanıyorsunuz. Tabiat sizi çekiyor. İlkbaharımızı falan evlerde kapalı geçirdik. Evet. Çok stresli süreçler yaşadık. Sınav öncesi süreçlerimiz. Hayatımızın doğal akışı diye bir şey kalmadı. Ne dershanemiz kaldı, ne özel dersimiz kaldı, ne arkadaş ortamı. Ben senelerce anlatırım. Sınav süreci zordur, sınavın kendisi zor değildir Türkiye'de diye. Bu gerçek. Yani bizim üniversite sınavımız falan aman aman zor sınavlar değildir. Zor sınavlar vardır, üniversite sınavı onlardan biri değildir. Ancak yahu bir de sınav senesi psikolojisi var, iğrençtir. Evet. Yani biz sınav senesi öğrencimizi yormadan, yıpratmadan, psikolojisini bozmadan öğrenci sınava sokmayız. Öyle bir yapımız var. Evet. LGS, üniversite bütün sınavı. Bütün hepimiz ailecek. Ailecek kaptırırız. Okullar, mahalle kaptırır. Dershanesi kaptırır falan. Hı-hı. Yahu ağız tadıyla öğrenciler arasında rekabet bile olamadı. Evet. Olamadı. Ay kızlar ne fenadır. Sınav senesi nasıl yoluşurlar böyle. Yoluşurlar derken somut demiyorum. Yani evet. Böyle bir takım oyunlarla. Tabii. Böyle bir takım dirsek vurmalarla. İşte erkekler daha sniper'dır. Sniper'dan keskin nişancı. O soğukkanlı nereye vuracağını biliyor. Kızlar böyle ortadan dağıtarak diyor. Erkek öyle diyor. O avcı. Kimi vuracağını, nasıl nakavt edeceğini çok iyi bilir. Kardeşim bunlar bile yaşanamadı. Evet. Yani herkes bir tuhaf, tutuk. İnsanın bakmayın rakiplerin olması da güzeldir. Aa der Hatice şu kadar puan almış, o olmadı. Aa, o ders şöyle dinle, o kaç tane soru yapmış. Ya bir insanı agreve ediyor, bir harekete geçiriyor. Onlar da yok. Evde kapalısın. Baba bir türlü, anne bir türlü. Dijital ortam. Yahu biz insanız. Hadi girelim azıcık o konuya. Biz insanız. Makine değiliz ki. Robot değiliz ki. Bilgisayar değiliz ki. Evet. Biz ten tene dokunmak isteriz. Göz göze bakışmak isteriz. Aynı tepkileri görmek isteriz. Sınıf ortamını solumak isteriz. Hocamı ben görmek isterim. Espri yapmak isterim. İnsanca dokunuşlar isterim. Onların hiçbirisi olamıyor. Uzak, soğuk. Dijital eğitimin de efsanesi söndü hocam bu sayede. Yani tek başına dijital eğitim olmuyormuş. Ne güzel anlattınız. Dijital eğitim çok müthiş, güzel bir şeymiş ama tek başına olmuyormuş. Yetmiyormuş. Ama şunu da gördük. Hayatta hiçbir olay tek başına çok olumlu ya da çok olumsuz değil. Evet. Ben deliler gibi seminerler veriyordum korona öncesi. Randevu defterim full dolu. İşte bir gün Van'da, bir gün Trabzon, Ankara yetişemiyorsunuz. İşte 300-500 bin kişilik salonlar. Hani çok güzel bir sene geçiriyor idim. Bir anda her şey bitti. Evet. Tak diye durdu. Tak diye durdu. Kliniğimiz vardı. Bireysel seanslar yapıyorduk. İşte kliniğimizde çocuklar geliyordu. Sınav koçluğu yapıyorduk. Pat diye durdu. Evet. Ama sonra teknoloji girdi. Dijital seanslar girdi. Zoom denilen bir şey varmış, hayatımıza girdi. Onu gördük. Ben önceden 1000 kişilik salonda çalışma yaptığım zaman vay diyorduk. Abi ne çalışma patlattık diyorduk. Şimdi bakıyorsun 16 bin kişi katılmış. Bir bakıyorsun 45 bin kişi katılmış. Sen 45 bin kişiyi hangi salona dolduracaksın? Evet. Öyle avantajları oldu. Oldu. İstanbul'daki çocuklarla çalışma yapabiliyorduk. Hakkari'deki çocukla da çalıştık. Aynı. Ataşehir'deki çocuk da seninle online görüşüyor. Ankara'daki çocuk da online görüşüyor. Değişmeyen şu dünyadaki tek şey değişim. Evet. Bizim hem bireysel olarak, yavrularıma da sesleniyorum. Hem bireysel olarak, hem ülke olarak, toplum olarak değişime hızlıca adapte olmamız lazım. Evet. Ya bunu normalleştireceğiz, ayak uyduracağız. Biz bu işten nasıl karlı çıkarız, bu işi nasıl içselleştiririz, hemen onun çaresine bakmamız gerekiyor. Çok da uygun buna kuşak, yani hemen adapte oluyorlar. Şimdi tabii şunu düşünüyorsunuz, çok da soruyorsunuz. Üniversiteyi kazandım ama Ekim'de gidebilecek miyim? Benim kişisel düşüncem bu noktadan sonra artık yüz yüze eğitim başlayacak. Ama tabii bir patlama olur, binlerce kişi de aynı anda hani kaybederiz Allah korusun korona nedeniyle. O ultra değişikliklerde olmayabilir ama benim öngörüm
Ekim'den itibaren yüz yüze eğitim başlayacak ve dijitalle karma bir eğitime geçmek zorundayız. Öyle gözüküyor. Bence de öyle gözüküyor. Milli Eğitim Bakanlığı da bu yönde çalışmalar yapıyor. YÖKTE yapıyor. Evet. Önümüzdeki dönem hani üniversitenize başlayabileceksiniz. Yani yeni normallerimiz olacak. Evet. Bu yeni normallerimizde görünen o ki hem online olacak bazı dersler ama bazı dersler de katılım şeklinde olacak. Yine sosyal mesafeli falan onlar çalışılıyor şimdi. Tabii. Ama yüz yüze eğitim başlayacak gibi gözüküyor.